Biz bu seminerde aslında bir kesiti İslam hukuk tarihinin önemli bir dönüşüm ve değişim noktası üzerinde konuşacağız. Onun için biraz geriye gideceğiz. Kitapçıkta da tarif ettiğimiz üzere. Bugün biraz başlangıç üzerine inşallah konuşmayı düşünüyorum. Yani aslında İslam hukuku algımızı biraz yoklamayı, İslam hukuku deyince ne anladığımızı, onun üzerinden geçmeyi istiyorum. Sonrasında yani modern hukuk ya da modern devlet, yasama, modern dönemde hukukun kaynağı gibi, yani İslam dünyasına yabancı ve dışarıdan dahil olan tartışmaları biraz görüp, sonra da bunu yine Osmanlı son dönem tecrübesi olarak mecelle ile bağdaştırmak ve oradan bir sonuca gitmek inşallah. Bir takım kavramları yani kullanıyoruz ama yeterince muhtevasını açmıyoruz veya tartışmıyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar yani aslında köklere inmek, belli zihnimizdeki hazır sonuç bilgilerini bir miktar tartışmak gerekiyor. Ben de o yüzden bu derste biraz ta işin başından İslam hukukunun kaynağından başlamak istiyorum. Yani hukuk üzerine çok fazla herhalde konuşmamıza gerek yoktur. Aslında var ama o zaman iş çok fazla alfabeye dönecek. Genel olarak yani hukuk işte toplumda insanların bir arada yaşayabilmelerini mümkün kılan, birbirleriyle olan mesafelerini tanımlayan, birbirlerine karşı görevlerini ve haklarını belirleyen bir üst ilke, üst referans grubu. Çeşitli şekillerde tarih boyunca tezahür ediyor. Yani çok gelişmiş versiyonları var, çok az görülen ya da zor teşhis edilebilen formları var. Ve çok özetle hani belirtmek gerekirse toplumsal düzen kuralları diye hukuka giriş ya da işte sosyoloji, hukuk girişi ve sosyoloji ya da siyaset düşüncesi kitaplarında veya literatüründe karşımıza çıkan toplumda bir düzen arayışının aldığı formel şekil, yani hukuk dediğimiz zaman karşımızda böyle bir yapı var. Toplumsal düzen kuralları dediğimiz şeyler insanların birbirleriyle olan ilişkilerini, sınırlarını belirleyen işte ahlak kuralları, örf kuralları, yani günlük yapıp etmeleri, birbirlerine karşı sınırlarını, mesafelerini belirlemelerini sağlayan düzenleyici ve daha da önemlisi sorun çıktığında, problem çıktığında onu çözmeye yarayan kurallar bütünü. İnsanlar tabiat olarak aralarında sorun çıkarmaya çok mütemail varlıklar. Yani biliyorsunuz yani insan başkasına olan mesafeyi eğer zorda olmazsa korumaz. Yani bir kenarda bekleyip kendi hakkına, hukukuna razı olup beklemez. Genelde sınırlarını aşar. Çünkü sınır dediğimiz şey aslında sonradan konulan bir şey. Yani şöyle bir yokladığımız zaman sınır, kural, yapabileceğim, yapamayacağım, haklarım, görevlerim dediğimiz şeylerin hepsi aslında sonradan tanımlanmış bir sınırlandırma içerir. Onların olmadığı bir dünya bir anarşi dünyasıdır. İşte Batı siyaset düşüncesinde tabi durum nazariyesi diye bilinen the state of nature. Yani insanlığın herhangi bir kuralla, sınırla bağımlı olmadığı, yani alabildiğine serbest, her şeyin serbest olduğu bir ortam. Burada bir kargaşa, bir anarşi. Çünkü çıkarlar çatışır. İnsan başkasının alanına girer, kendi menfaatini kendi lehine genişletmek ister. Karşı tarafa alan bırakmak istemez.
O yüzden anarşi çıkar. Bu anarşinin düzene konması için de işte bir takım kurallar ortaya çıkar. Bu kuralları aslında biz her zaman oturup bilerek, uzlaşarak koymayız. Kimi zaman bu kurallar kendiliğinden çıkar. Belli tecrübeler birikerek kurallaşır. İşte mesela örf dediğimiz şey böyle bir şeydir. Yani belli davranış biçimleri bir süre sonra yaygınlık kazanır, genel kabul görür ve sonra da bir kurala dönüşür. Tabii olarak aslında bir üst norm, belirleyici, düzenleyici, kısıtlayıcı bir norm oluşmuş olur. Hukukun demek ki toplumda bir düzenleme, bir sınırlandırma, sınır koyma fonksiyonu var. Bugün tabii hukuk dediğimizde anladığımız şey mesela nedir? Size sorsam, yani hukuku nerede görürüz? Hukuku nasıl fark ederiz? Ne cevap verirsiniz? Evet, hizmet sözleşmesi yaptık. Araca binerken, ey şoför abi, arkadaş, ben bu araca binmek istiyorum. Fiyatı nedir? Evet, fiyatı şudur. Tamam, ben de bunu kabul ediyorum bu fiyatla. Buraya bindiğim zaman işte şu haklara sahibim. Beni istediğim yerde indireceksin. Belli duraklarda inebilirim. Seyahat süresince bazı işte sahip olduğum şeyler var vesaire. Bir aslında uzun bir sözleşme. Yazıya döksek bunu birkaç sayfa buradan sonuç çıkar. Ama biz hiç böyle bir sözleşme yapmadan hazır bir anlaşma üzerine, aslında önceden yapılmış bir sözleşme üzerine bu alışverişimizi yaptık veya kiralamamızı yaptık. Bir kira sözleşmesi neticede, hizmet sözleşmesi. Bunu yaptık. Başka nerede görürüz hukuku? Yani siz hukuk mu okuyorsunuz? Evet, bir hukukçudan gelebilecek bir teknik cevaptı çünkü. Başka, yani hukukçu olmayanlar başka bir yerde görür hukuku daha çok. Hukuk nerede lazım olur bize? Ne zaman lazım olur? İşler iyi giderken hukuktan bahseder miyiz? Bahsetmeyiz. İşler kötüye gittiğinde, iş mahkemeye düştüğünde, yani aramızda bir çekişme, bir menfaat çatışması olduğunda biz hukuku görürüz ve bunun adına biz İslam hukuku çerçevesinde konuşacağımız için bu derste niza diyoruz. Münazaa, çekişme. Yani menfaatlerin karşılıklı çatışması. Sen bir iddiada bulunuyorsun, ben onun aksine bir iddiada bulunuyorum. Bunun çözümü için aramızda ya kavga edeceğiz, üstün olan galip gelecek, ya da bir üst norma, bir referans hakeme gideceğiz. O da nedir? İşte bugün kanun dediğimiz şeydir. Yargı şeklinde tezahür ediyor. Peki kanunlar nerede bulunur? Kanunları, kuralları nerede görürüz? Ya da kanunları demeyeyim, aslında cevabı içinde oldu. Hukukun muhtevasını nerede görürüz? Kanunlarda. Yani hukuk dediğimiz şey aslında kanunlarda tezahür eden şeydir. Değil mi? Kanunlarda yer almayan bir mesele hukukun konusu olur mu? Veya hukuk bunu çözebilir mi? Elbette çözer. Farklı yöntemler kullanarak. Ama biraz dolaylı bir şeydir. Önceden bilemediğimiz bir şeydir. Demek ki hukuk veya kanun dediğimiz zaman karşımızda somutlaşmış, bizim bilgimizin konusu olabilecek bir yani bir tezahür var. Mesela bir kanun metninden bahsedebiliriz. Kanunda işte şunu şunu yapmak yasaktır. Ya da işte şunu şunu yaparsanız bu size şöyle bir hak mahrumiyeti getirir. Gibi tanımlamalar yer alır. Şimdi bu parantezi şimdilik en azından kapatalım. Peki o zaman, yani hukuk işte böyle kurallar vaz eden, bizim yapıp etmelerimize sınır getiren bir düzendir. Bir düzenin genel şeyidir, adıdır ve bir üst norm belirleyicidir. İslam hukukuna geldiğimiz zaman, o zaman biz İslam hukuku deyince zihnimizde nasıl bir hukuk anlayışı oluşuyor? Elbette bu mevcut hukuk algımızdan, nosyonundan etkilenmiş olarak İslam hukuku dediğimiz zaman da muhtemelen işte açıp bir yerlere baktığımızda bulabileceğimiz bir hukuk
hukuki kurallar bütünü arıyoruz. Var mı böyle bir hukuki kurallar bütünü? Ne dersiniz? Bilgilerimize göre. Mesela Kur'an-ı Kerim İslam hukukunun, yani İslam hukukunu bulabileceğimiz yer midir? Biraz daha yüksek sesle verirseniz cevaplar. Evet. Peki herhangi bir hukuki problem için hiç baktın mı Kur'an-ı Kerim'e? Acaba benim sorumun, benim problemimin cevabı Kur'an-ı Kerim'de var mı diye. Peki mesela Türk hukukunun, hukukçu arkadaşımıza soralım. Yani Türk hukukuyla ilgili biz bir bilgi almak istediğimizde nereye bakarız? Mesela bir evlenme boşanma meselesini çözmek için medeni kanuna bakarız, değil mi? Medeni kanunda bizim meselemizle ilgili doğrudan bir çözüm ararız. Bununla ilgili bir hüküm var mı yok mu diye ararız. Peki mesela İslam Medeni Kanunu nerede bulunur? Mecellede. Evet. Konumuz zaten kopyası dersin içinde. Ama onun tam böyle işte öyle olup olmadığını inşallah son derste belki konuşacağız veya son iki derste. Buyur. Peki fıkıh kitabı, evet hukukçu olduğuna göre senden daha iyi cevap alabiliriz. Fıkıh kitabını, fıkıh kitabındaki bilgileri bir kanun kitabında, yani mesela Türk Medeni Kanunu'ndaki bilgilerle benzeştirebilir miyiz? Evet arkadaşlar, şimdi bu soruları niye soruyorum? Yani mesela şimdi yeni Müslüman olan birisine, ya ben İslam hukukunu öğrenmek istiyorum diyen birisine, ya al sana bir Kur'an-ı Kerim, hatta yabancı olsun tercümesini, senin dilinde tercümesi. Sen bunu al, İslam'ı öğren, İslam'ın hukuki hükümlerini öğren diyebilir miyiz? Der miyiz? Niye? Kur'an-ı Kerim en temel kaynağımız. Peki yani medeni kanunu elinize aldığınız zaman orada yazanlardan siz hüküm çıkar anlayabilir misiniz? O zaman niye kanunlar niye yapılıyor? Yani mesela işte diyelim evlenme yasağı şunlarla evlenilmez diye bir hüküm koymuş. Veya mesela diyor ki işte hız sınırını aşanlar, trafik kanunu hız sınırını meskun mahallede aşanlara şu kadar para cezası verilir diyor. Anladık mı bunu? Anladık değil mi? Mesela acaba hız sınırını aşarsam ne olur diye baktığımda ilgili mevzuatta bunun yerini bulabilirim. Karışık bir meseleyse bir avukata gidip biraz para vermem gerekir. Ya da başıma iş gelip mahkemede öğrenmem gerekir. O da etkili bir öğrenme aracıdır biliyorsunuz. Muhtemelen birçoğunuz öğrencisiniz. Sınavlar en etkili öğrenme araçları benim tecrübeme göre. O yüzden arkadaşlara diyorum ki ya hiç üzülmeyin zor sorulara. Bazı sınıfta öğretemediğimiz konuları sınava saklıyoruz. Sınavda öğretmek için. Biraz bilerek, biraz bilmeyerek öğrenmiş oluyorsunuz. Peki hadisler için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani hadis, mesela Buhari'yi, en büyük hadis kitabını, en muteberini versek elinize. Hadi bakalım başından başla, gördüğün ilk hükümden itibaren uygula. Yapar mısınız? Mesela böyle okuma programları olur. Ya hadi doğrudan kaynaklardan öğrenelim şunları. Hadi bakalım okuyalım hadisleri. Evet hayatımızda da uyguluyoruz. Bugün ilk hadisi okuduk. Bugün uyguluyoruz arkadaşlar. Yapabilir miyiz? Buradaki yapabilmek bizim güç yetirmemiz değil. Ya onunla mesela ilk gördüğümüz hadiste amel edebilir miyiz? İlk gördüğümüz hadisin veya ilk gördüğümüz ayetin hükmünü alıp ha İslam bunu istiyor. İslam hukuku bunu söylüyor diyerek bunu alabilir miyiz? Evet güzel bir kavram çıktı. Atıf kaynağı. Doğrudan kaynak değil, yani hüküm kaynağı, daha doğrusu şöyle, bir hükmü son haliyle bulduğumuz bir kaynak değil, bir hükme ulaşmak için atıf kaynağı. Güzel bir tabir oldu bu. Teknik iyi bir katkı. Şimdi arkadaşlar bu soruları niye soruyorum? Aslında bu soruları elimizdeki dini bilgiyi, vahye dayalı, yani Allah'ın bize gönderdiğine, Hazreti Peygamber ya da diğer peygamberler aracılığıyla insanlığa gönderdiği emir ve yasakları içeren bilgilerin nasıl bir tabiata sahip olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve hukuk dediğimiz şey bunun neresinde? İslam hukuku dediğimiz zaman, bakın bir kaydımız var. Hukuk demiyoruz, İslam hukuku diyoruz. O zaman en temel sorularımızdan birisine geliyoruz. İslam hukukunun kaynağı. Ama nasıl kaynak?
atıf kaynağı. Yani bizzat İslam hukukunu bulduğumuz, İslam hukuku hükümlerini aldığımız şey değil. Mesela günlük hayatta bizim günlük işlerimizde başvurduğumuz son kaynaklardan birisi ilmihal diye adlandırılıyor, değil mi? Diyelim günlük ibadetlerimizi yapıp etmelerimizi, temel helal haramları vesaire, temel hükümleri, normları öğrenmek için baktığımız yer ilmihal kitapları. Yani aslında bize çok somut sonuç hükümlerini bildiren, şunu yapmak doğrudur, bunu yaparsanız işte yaptığınız iş geçerlidir veya değildir şeklinde hükümler bildiren bir literatür türü. Aynı şekilde fıkıh kitabı dediğimiz kitaplar, fıkıh kitabı dediğimiz kitaplar arkadaşlar, aslında üretilmiş sonuç bilgilerini içeriyor. Yani bir nevi hani kanuna benzetebiliriz. Asla özdeşleştirmiyoruz. Kanun bambaşka bir şey. Ama tarz olarak, ürün olarak kanuna benziyor. Nasıl ki işte bir Türk medeni hukuku, hukuk anlayışı, Türk medeni hukukunun dayandığı esaslar, arka plan dediğimizde daha soyut bir çerçeveye atıfta bulunuyorsak, işte İslam hukukunun kaynağı olarak Kur'an ve sünnet dediğimizde aslında böyle geniş bir kaynak çerçevesine atıfta bulunuyoruz. Ama İslam hukuku dediğimiz şey bu mudur? Değildir. Öyle olsaydı Kur'an-ı Kerim bir hukuk kitabı olurdu. Hani işte Kur'an-ı Kerim anayasadır söylemlerini duyarsınız. Yani çok farklı anlamda, siyasal anlamda söylenmiş bir şeydir. Biraz ne diyelim, inanç temelli, inanç esaslarını belirtmeye dönük söylenmiş bir şeydir. Asla hukuki bir şey yoktur yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir hukuk kitabı olsa, o zaman bir kanun kitabı olsa ona göre muamele etmemiz gerekir. Onunla, ona göre bize bir şeyler söylemesi lazım. Ona göre yorumlanması lazım. Ona göre kabul edilip üzerine işlem yapılması lazım. Bu durumda bu kaynak meselesine biraz böylece dikkatinizi çekmiş olduk. Şimdi İslam hukukunun kaynağı nedir? Adı üstünde İslam'dır. İslam'ın kaynağı ne? İslam'ı nereden öğreniyoruz? İslam dediğimiz şeyi bir üste çıkalım şöyle. İslam eşittir din. Dini gönderen Allah'tır. Dolayısıyla İslam'a bağlı bir hukuk düzeninden bahsediyorsak, bunun da kaynağı, menbaı, çıkış yeri Allah'ın iradesidir. Yani kanun koyucu, teknik tabirle, hükümlerin kaynağı, biz ona fıkıh dilinde şari diyoruz, şeriatı koyan kimdir? Allah'tır. Peki biz bunu nasıl bileceğiz? Allah'ın neyi teşri kıldığını, neyi hüküm olarak koyduğunu nasıl bileceğiz? Esas sorumuz bu. Ama birinci husus burada nedir? Bakın İslam hukuku tanımlamasının birinci şartı inanç. Neye inanıyoruz? Allah'a. İslam hukuku diye bir hukuktan bahsediyorsanız, bir kere sizin, yani kabul ediyorsanız Müslüman olmanız gerekiyor. Yani hüküm koyma hakkının her şeye gücü yeten, her şeye güç yetiren, kadir mutlak olan, evreni yaratan, insanı yaratan, güç ve kuvvet sahibi bir Allah inancına sahip olmanız lazım. Birinci esas bu. Bakın hukukun, yani aslında hukuki bir şey değilmiş gibi bu, inanç esası. Ama inanç esası hukukun birinci basamağını oluşturuyor. Yani ontolojik olarak siz diyorsunuz ki ben bir Allah'ın kuluyum. Beni o yarattı. Benim yapıp etmelerime, davranışlarıma hüküm verecek olan, bunu tanımlayacak olan da onun iradesidir. Bir kabulle başlıyorsunuz. Şimdi mevcut hukukla şöyle biraz hemen mukayese ettiğinizde, mevcut hukukta sizi bağlayan böyle bir inanç bağlantısı, böyle bir kaynak telakkisi var mı? Yok. Daha çok süreçler var. Süreçleri biraz gelecek hafta konuşmaya çalışırız. Yani kanun yapma süreçleri, yasama dediğimiz şey. Yani siz kanunu diyelim bir dini kuraldan esinlenerek de yapabilirsiniz. Bir örfü kanunlaştırabilirsiniz. Bir uygulamayı kanunlaştırabilirsiniz. Toplumdan gelen bir talebi, bir ihtiyacı kanunlaştırabilirsiniz. Değil mi? Zaman zaman toplumda duyuyorsunuz işte. Filanca meslek odası diyor ki bizim
Kanuni bir boşluk var. Yapıp ettiğimiz işler bir yere bağlanmıyor. Aman hükümet, devlet bize bir kanun yapsın. Acilen kanunumuzu yapsın. Yani bizim hangi hareketimiz ne tür sonuçlar doğuracak bunu bir bilelim. Veya oturursunuz, tercüme edersiniz işte. Ya bizim kanunumuz yok. Hadi gidelim kanunu olan bir ülkeden güzel bir kanun bulalım. Tercüme edelim. Uyarlayalım. Bizim kanunumuz olsun. Sözleşme nasıl diye bir ihtiyacınız var değil mi? Yeni bir ürün çıktı. Bu ürüne ilişkin sözleşme yapacaksınız. Bunun esaslarını belirleyeceksiniz. Hemen ne yapıyorsunuz? Bir düzenleme yapıyorsunuz. Kanuni düzenleme, hukuki düzenleme. Bu bazen kanunun oluyor, bazen kanunun alt unsurlar yani yönetmelikle vesaireyle oluyor. Ama neticede hepsi bunların kanunlaştırma şeyine dayanır. Yani hukuki bir belirleme esasına dayanıyor. Bu açıdan anayasayla herhangi bir yönetmeliğin kanuniyet vasfı bakımından çok bir farkı yok. İkisi de uygulayıcılara bir şeyi dayatmak üzere, bir prensibi uygulattırmak üzere yapılmış işler. Sadece dereceleri farklı, hiyerarşisi farklı. Evet, o zaman Allah'a inanmak, Allah'ı hukukun kaynağı saymak. Ama buna inandım ama işte Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman Allah bana işte o 6000 küsur ayette böyle hepsi belirli, başı sonu ne yapacağımı söyleyen hükümler mi veriyor, vermiyor. Yani işte bir kısmında böyle çok daha hukuki sonucu açıkça göreceğimiz ayetler, hadisler var. Hadisleri de katarsak ama bir kısmında da yani doğrudan okuduğumuz zaman hele hele uzman olmayan birisinin oradan bir sonuç çıkarması mümkün olmayacak genişlikte, umumilikte şeyler var, bilgiler var. O zaman bakın burada çok temelde demek ki bir kaynak farkımız var. Mevcut hukukla ya da şu anki hukuk anlayışımızda, İslam hukuku dediğimizde bir dini inanışla beslenen, yani başlangıç noktası aslında inanç olan bir sistemden bahsediyoruz. Bunun ikinci aşaması nedir? İkinci aşaması davranışlardır, amel dediğimiz şeylerdir. Ben nasıl davranacağım? Tamam, peki Allah'a inandım, Allah'a kabul ettim. Allah benim hareketlerime hüküm verecek. Onun istediklerini yapacağım, onun iyi gördüklerini iyi göreceğim, kötü gördüklerini kötü göreceğim. Peki nasıl yapacağım bunu? İşte o zaman ne arıyorum? O zaman somut hükümler arıyorum, ameli hükümler arıyorum. Yani alışverişimi nasıl yapacağım? Evlilik akdimi nasıl kuracağım? Aramızda bir ihtilaf çıktığında bunu nasıl çözeceğim? Bunun kuralları nelerdir? Bana ne veriyor? Bunu soracağım. İşte bunu sorduğumda, bunu aradığım cevap aslında bugün bizim hukuk dediğimiz, hukuki düzenlemeler, İslam hukuku dediğimiz alanı gösteriyor. İnsan davranışlarına, insanlar arası ilişkilere ve kaynağı itibariyle Allah'la bir ilişkimiz, Allah'a karşı sorumluluklarımız, öyle bir ontolojik duruşumuz olduğu için Allah'a karşı ibadetlerimizin esasları, Allah'a nasıl ibadet edilir, nasıl namaz kılınır, bunun hükümlerini soracağım. Bakın burada karşımıza dikkat çekici bir şey çıkıyor. Bugünkü hukuk şeyinden farklı olarak. Bir, insan davranışlarına, insan ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin kuralları arıyorum. İki, Allah'la aramda olan ibadet, kulluk ilişkisine, ibadet biliyorsunuz kulluk demek, ubudiyet, kulluk demek. Bu bir tanımlama arkadaşlar, bir pozisyon. İkisinin kuralları aynı. İslam hukuku dediğimiz şey bu açıdan hem günlük yapıp ettiğimiz işleri, insanlar arası ilişkileri içeriyor, hem de Allah'la olan münasebetlerimizin kurallarını içeriyor. Yani kıldığınız namaz geçerlidir, caizdir, sahihtir. Yaptığınız alışveriş caizdir, sahihtir. Aynı hüküm. Hiç farkı yok. Neye dayanarak? Filanca ayete dayanarak. Yaptığınız alışveriş bozuktur. İşte diyelim leş etini alışveriş konusu yapamazsınız, alıp satamazsınız. Yasaktır. Veya domuz etini alıp satamazsınız. Yasaktır. Aynı şeyler. Verdiğimiz hükümler aynı türde hükümler. Kullandığımız kavramlar aynı türde kavramlar. Mesela ibadetler için ayrı, bizim günlük hayat ilişkilerimiz için ayrı hukuki terimler yok İslam hukukunda. Hepsi aynı terminolojiyle, aynı yaklaşımla ifade ediliyor.
Bu çok önemli bir nokta. Yani kaynak açısından, dayandığı kaynak ve niteliği bakımından İslam hukukunu diğer hukuk anlayışlarından ayıran bir. Üçüncü unsur nedir? Üçüncü unsur da aslında inanç ve davranışın arasında bir yerde yer alan ahlakiliktir. Yani yaptığım bir eylem var, bir inancım var, o inancıma bağlı bir ibadetim var. Ama bir de bunu yaparken aslında bu kadar net kurallara dayanmayan ama daha içsel, daha edinilmiş şeylere dayalı bir ahlak anlayışı. Ahlakın hukuki bir şeyi var mı? Normal şartlarda yok. Ahlak kuralı, hukuk kuralı değildir. Olsaydı zaten hukuk kuralı olurdu. Ama bazı hukuk kuralları ahlak kurallarının gelişmiş, daha sertleşmiş halidir. Yani bir ahlak kuralı zamanla hukuk kuralı haline dönüşebilir. Ama hukuk kuralına dönüşmemiş bir ahlak kuralı bağlayıcı değildir. Çok çok etrafınızdakiler size bak şuna ya ne ayıp etti derler. Sizi dışlarlar vesaire. O yüzden başlangıçta işaret ettiğim o toplumsal düzen kuralları içinde ahlak kuralları hukukun öncesinde bir yere tekabül eder. Hukuk bu tür belirleyici kuralların en sert, en somut, en net halini gösteriyor bize. Artık yani uygulamanız istenen, belli müeyyidelere olan, uygulamadığınızda size karşılığı olan kurallar bütünü haline gelmesi demek. Demek ki bu üç nokta bir tarafta aklımızda tutacağız. İnanç kısmı var. Bakın inanç sadece burada hukuki bir şey yani inanç. Zannetmeyin bu bir akide konusu. Hayır, yani bir iman konusu. Efendim hukukun ne işi var? Hukukun en temel konusu. Onun için İslam hukuk metodolojisinin birinci başlığı Allah'ı tanımlamaktır. Yani kanun koyucu bir Allah kabul etmezseniz İslam hukukundan bahsedemezsiniz. O zaman inanç bakın ilk başlangıç noktası oldu. Bu nokta aynı zamanda modern hukuk düşüncesinin İslam hukukuna karşı çıktığı noktalardan da birisidir. İslam hukukunu ya bu hukuk değil kardeşim bu bir din diyerek yaftaladıkları ya da hukuk olarak kabul etmedikleri noktayı gösteriyor. Buna da ayrıca dikkat etmemiz lazım. O yüzden yani ne kadar siz İslam hukuku şöyledir, İslam hukuku çok rasyoneldir, İslam hukuku çok efendim insan haklarına şuna değer verir ne derseniz deyin. Neticede İslam hukuku birinci kuralı itibariyle Allah'la irtibat kurmak zorunda olur. Ona bağlı olmak zorunda olan, ona referans vermek zorunda olan bir hukuk olduğu için hep bu çekişme, bu zıtlık bir tarafta yaşanacak. Evet, şimdi İslam hukukunun atıf kaynağı arkadaşımızın kavramlaştırmasıyla nedir? Nas dediğimiz Allah'ın bize gönderdiği vahyin somut halidir. Yani ayet veya hadis haline bürünmüş olan, insan sözü halinde, bir cümle halinde ifade edilmiş olan halidir. Onun ötesini bilmiyoruz yani Allah'ın muradını biz bize bildirilmeyen nasıl bilelim? Bize bildirilenler peygamberler aracılığıyla vahiydir. Vahyin sonucu ürünü de somut ürünü de nastır. Yani Kur'an ayetleri ve hadis-i şeriflerdir. O zaman bizim yani İslam hukukunun kaynağı nedir diye sorduğumuzda teorik olarak diyoruz ki Allah'ın iradesidir. Nasıl somutlaşır bu? Allah'ın iradesini peki nasıl bileceğim? Ya hayal kuramam. Mesela şimdi birisi çıksa dese ki böyle sarıklı cübbeli İslam'ı temsil ettiğini düşüneceğimiz birisi. Allah'ın öyle zannediyorum ki bu konudaki arzusu bizden şudur. Kabul eder miyiz mi? Hemen sorarız. Nereden çıkardın? Nereden bildin? Nasıl bildin? Ben bilirim. Ben din adamıyım. Benim özel iletişim şeylerim var. İtibara alır mıyız? Almayız. Hemen delil sorarız. Onun için İslam hukuku bir taraftan bu inanç temelli olduğu için ilk bakışta izafi gibi gelir. Yani böyle sanki keyfi gibi. Hatta Batılılar işte bunu ifade etmek üzere hukukçular hukuku, jurist law diye bir tabir geliştiriyorlar. Biraz da şey yapmak için aslında
yani hukuk olmadığını göstermek için. Ama bu doğru bir kullanım değil. Yani sizin keyfe maişa kendi zihninizde olanı Allah'a aitmiş gibi göstermeniz mümkün değil. Allah'a ait olduğunu delillendirmeniz gerekiyor. Neye dayanarak? Allah'ın sözlerine dayanarak. Veya onun peygambere gönderdiği, peygamberin diliyle somutlaşmış olan hadislere dayandırarak. O zaman İslam hukuku aslında böyle bir şey değil. Yani boşlukta gezen bir şey değil. Çok şey bir temele dayanıyor. Ama bu temel, yani bugün kanunlarda gördüğümüz gibi hazır somut hukuk kuralları, tezahür etmiş hukuk kuralları şeklinde değil. Bir öz içeriyor, bir atıf kaynağı içeriyor. İşte biz buna genel anlamıyla şeriat diyoruz arkadaşlar. O zaman şeriatı hukuktan ayırıyoruz. İşareti kullanamadığım için yazıyorum. Matematik böyle de olabilir belki yani, değil mi? Sembolsüz matematik. Şeriat eşit değildir hukuk. Ya da fıkıh. Şeriat daha geniş bir şeye atıf yapıyor. Yani bize gelen, işte diyelim Kur'an bilgisinin, hadis bilgisinin bütününe, bütün alanlarına, inanç kısmına da, ahlak kısmına da, kozmolojisine, hepsini içine alan bir kavram. Aslında dinin bir başka anlamı bu. Bunun içinden bazı kısımları biz hukuk olarak ayırıyoruz, süzüyoruz. Davranışlarımızı uydurmak için, davranışlarımızı ona göre ayarlamak için bunların bir kısmını hukuk adıyla bir kenara çekiyoruz. İşte İslam hukuku dediğimiz şey de buradan neşet etmiş oluyor, buradan doğmuş oluyor. Ama özünde bu nas dediğimiz birimlerin anlaşılması ve yorumlanması. Bunu şöyle paranteze alabilirsem, aslında bunu köşeli paranteze almak isterdim. Niye köşeli parantez? Hatta üstünde kapatın çizgiyle. Bir kutucuk düşünün. Yani içine bir şeyin sızamadığı, içinden de bir şeyin kaybedilemediği bir kutucuk. Yani çerçevesi çizilmiş bir şey. Şimdi şu tahtada gördüğünüz ekran çerçevesinin dışındaki bir şeyi biz görüyor muyuz? Bizim için var mı? Yok. İşte nas böyle bir şey. İçinde ne varsa odur. Yoksa da yoktur. Sınırlı bir şey yani. Nas demek sınırlı demek arkadaşlar. Kesin demek, net demek. Onun dışında bir şey yok demek. Öyle olunca peki nas ne zaman karşımıza çıkıyor? Nas Hazreti Peygamber hayattayken karşımıza çıkıyor. Yani Hazreti Peygamber'e peygamberlik geldikten onun vefatına kadar. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde ne oluyor? Bizim İslam şeriatı dediğimiz şeye ait atıf kaynakları bitiyor. Kaynak durdu, bitti. Dondu daha doğrusu. Donma tabiri daha doğru bir tabir. Olanı donduruyoruz. Tamam. Hani bazen olur ya böyle bir yarışma falan vardır, bir şey vardır işte 50 kişilik şeye 100 kişi başvurur. Hemen 51. kişi de tamam kapattık dersiniz, dükkanın kapısını kapatırsınız, bitti. Gelenler kapattık, içeridekiler alışveriş yapacak. Dışarıdakiler alışveriş hakkından mahrum. Bitti, kapı kapandı. Çeşme akmıyor. Vahiy böyle bir şey. Yani Hazreti Peygamber'in vefatıyla beraber kaynak kurudu, bitti. Elimizde ne var? Bundan sonra elimizde tek şey bu var. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Bakın, İslam böyle bir şey. Bir daha bir şey gelmeyecek. Yani yeni İslamlar, İslam'ın tekamülü, İslam'ın tamamlayıcısı böyle bir şey yok. Bunlar ne? Bunlar işte bakın inanç kaynağımız. İslam son din. Bize getirdiği şeyler bu kaynaklarla, naslarla sınırlı ve bundan sonra da yok. O zaman mevcutla benim işimi görmem lazım. Bu mevcuttan hareketle kıyamete kadar Müslümanların ihtiyaçlarını, hukuki ihtiyaçlarını, düzenleme ihtiyaçlarını karşılamam lazım. Kaynağım sınırlı. Bir ayet var, iki hadis var. Bir konu, bazen hiçbir şey yok o konuda doğrudan. O zaman bunlar karşısında ben ne yapacağım? Çaresiz miyim? Olanlarla sınırlı mıyım? Olmayanlara ne yapacağım? Çok büyük bir
aslında şey durumu bu, yeni bir durum. Şöyle koyalım kendimizi, Hazreti Peygamber'in yanında yaşayan sahabe, Hazreti Peygamber'in vefat haberini aldınız. O güne kadar her gün yeni bir şey var, bir hüküm geliyor, yeni bir düzenleme yapılıyor, bir yasak geliyor filan. Bekliyorsunuz, gökten iniyor. Peygamber vefat etti, bitti hepsi, kaynak kurudu. Eyvah, ne yapacağız bundan sonra? Ne yapıyoruz bu sefer? Elimizdekileri derleyip toparlayıp önümüze koyuyoruz. Bunlarla hayatımızı idare edeceğiz. İşte İslam hukukunun aslında doğru kavrayabilmek için İslam hukuku kaynaklarının bu sınırlılığına, bu nas dediğimiz o atıf kaynaklarının bu durumuna dikkat etmemiz lazım. Bu hem bir imkan hem imkansızlık. Yani bir taraftan şöyle görünüyor. Eyvah, şey bitti, kaynak dondu. Nasıl olacak? Kıyamete kadar bizim gelecek ihtiyaçlarımız nasıl karşılanacak? O zaman İslam hukuku eşittir. İşte 8. yüzyılda, 6. yüzyılda, 7. yüzyılda gelmiş bir takım hükümlerin donmuş halde bütün hayata sirayet etmesi. Mesela buradan nasıl bir söylem çıkıyor? Efendim işte 1400 yıl önce gelmiş olan ve de o günkü toplumun ihtiyaçlarına göre gelen bir hukuk sistemiyle biz işte mesela bugün ihtiyacımızı nasıl karşılarız? Bu olmaz böyle bir şey. Doğru yani, böyle bakınca çok saçma bir şey. Yani o gün donmuş, bitmiş. Şimdi bu anlayış nasıl bakıyor? Niye böyle anlıyor? Bu anlayış aslında bugünkü kanun, bugünkü hukuk, bugünkü yasama mantığıyla baktığı zaman. Düşünün şimdi şu anda bir medeni kanun var değil mi? Yakında değişti. Yani yakın dediğim işte 5-6 yıl oldu herhalde. Yeni medeni kanun. Ondan önce işte 1926'da İsviçre'den alınan medeni kanunun çeşitli modifikasyonlarla, tadillerle gelmiş bir versiyonu vardı. Bugün diyelim hükümet dedi ki medeni kanunu donduruyoruz. Hangi karar varsa onlar geçerli, olmayanlar da yok. Olabilir mi böyle bir şey? Yaşayabilir miyiz? Yaşayamayız. Yarın çıkacak olan bir problemde, bir mülkiyet sorununda, bir işte evlilik sorununda, ne bileyim yani yeni bir şirket, yeni bir alışveriş türü ortaya çıktığında var mı ki kardeşim medeni kanunda? Yok, yasak. Var mı kardeşim? Yok, yasak. Var mı kardeşim? Yok, yasak. E olur mu öyle? Donmuş bir hukuk. Böyle varsayılıyor. Halbuki İslam hukuku dediğimiz şey arkadaşlar, o zaman en başta sorduğumuz soruya biraz geç, 45 dakika sonra gelmiş olduk. İslam hukuku nedir sorusuna sorduğumuzda, İslam hukuku ortaya konmuş olan kanun maddeleri halinde ortaya konmuş olan bir kurallar bütünü müdür? Yoksa sürekli devinim halinde olan, sürekli elde edilmeye uygun bir kaynaktan bizim elde ettiğimiz sonuçlar mıdır? Sorumuz bu. Eğer İslam hukuku bir zamanda ortaya konmuş kurallar olsaydı, sadece somut bugünkü kanun maddeleri gibi kurallar olsaydı, çoktan eskimişti. Yani Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra, hadi bilemediniz, o zaman hayat biraz daha yavaş akıyordu. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra eskimişti, bitmişti. Bugüne gelemezdi asla. Ama bugün biz 1400 yıldır yaşayan bir İslam hukuku tecrübesine sahibiz. Yani İslam tarihine baktığınız zaman, İslam ülkeleri dediğiniz ülkeler, Müslümanlar dediğiniz insanlar, büyük ölçüde, tamamen diyemeyiz hiçbir zaman, ama büyük ölçüde hayatlarını İslam hukuku dediğimiz bu çerçeveye referansla sürdürdüler. Bunu yaşattılar, bu yaşadı, geldi. Nasıl oldu? O günkü kurallarla mı? Hayır. Bugün elimizde bizim İslam hukukunu öğrendiğimiz fıkıh kitaplarının hiçbirisi Hazreti Peygamber'in zamanında yoktu. Hani hep sorarlar ya, Hazreti Peygamber'in mezhebi neydi, hangi mezheptendi diye. Hazreti Peygamber'in bir mezhebi yoktu. Ebu Hanife yoktu. Ebu Hanife Hazreti Peygamber'den 100 seneden fazla bir zaman sonra ortaya çıktı. Bizim fıkıh, bugün İslam hukuku dediğimiz birikim, bilgi birikimi 2. Hicri asırda, yani 150'ler civarında, 150-200 Hicri ilk 2. yüzyılın ortasında, yani Hazreti Peygamber'den 100-150 yıl sonra ortaya çıkmaya başladı.
ve mükemmel halini 300-400 yıl sonra aldı. Bizim bugün fıkıh dediğimiz ilim arkadaşlar ne zaman teşekkül etti? Yani bunun teşekkül süreci en az 2-3 asırdır. Ya bu ne demek? Naslara dayalı, yani Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden devşirilmiş, oradan oluşturulmuş ve bir hukuk sistemi diye ortaya konmuş olan bütün yüzyıllar içinde oluşmuş. O zamana kadar ne yaptı bu insanlar? Yaşamadılar mı? İslam hukuku yok muydu? Vardı. Hazreti Peygamber döneminde de işte insanlar yaşadılar İslam'ı. Sonrakiler de yaşadılar. Sahabe, hatta ne diyoruz biz? Asr-ı saadet diyoruz. Değil mi? Hazreti Peygamber dönemi, Hulefai Raşidin ilk 4 halife, en mükemmel dönem olarak İslam'ın en iyi yaşandığı, en doğru referanslara sahip olduğu dönem olarak atıfta bulunuyoruz. Oraya gitsek keşke diyoruz. Oraya dönsek diyoruz. Geriye gidiyoruz yani. İşte bu inceliği anlamayanlar bunu irtica olarak, yani geriye dönüş, rücu etmek olarak görüyorlar. Halbuki İslam söz konusu olduğu zaman ilk dönemlere ne kadar giderseniz o kadar asla yakın oluyorsunuz. O kadar safiyete yakın oluyorsunuz. Ama bir şeyi de kaçırıyorsunuz. İslam'ın aslında sadece vahyin ürünleri olan Kur'an ve sünnet naslarıyla sınırlı değil, onun geniş yorumuna kavuşması, bir hukuk sistemi haline gelmesi, uygulanabilir bir medeniyet tecrübesine sahip olması çok çok sonraları oluyor. Bir süreç içinde oluyor. Bu hususta da özellikle dikkat etmemiz lazım. O zaman karşımızda ne var arkadaşlar? Veri olarak naslar var. Şu nasları hatta biraz daha mümkünse büyütelim, kocaman dursun gözümüzün önünde. Ama bakın, ya bu nasları büyütüyoruz ama aslında naslarla işimiz bizim naslardan sonra. Naslar üzerinde. Fıkıh nedir o zaman diye sorduğumuzda Kur'an-ı Kerim'de yazanların fıkıh olmadığını biraz anladık. Yani öyle olsaydı mesela ilk ayetten uygulamaya başlardık. Halbuki bugün siz ilk ayetten itibaren uygulamaya başlarsanız belki de yanlış yaparsınız. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir hukuk kitabı olmadığı için mesela baştan genel hükümler, efendim işte şu konuyla hükümler diye bir tasnif içermediği için belki en sonda yer alan bir şey, en başta yer alması gereken bir hüküm olabilir. Veya işte bir ayette yer alan bir hüküm başka bir ayette farklı bir hal almış olabilir. Hazreti Peygamber'in uygulamalarında buna bir açımlama gelmiş olabilir veya bazı sınırlamalar getirilmiş olabilir, değişmiş olabilir, farklılaşmış olabilir. O zaman bizim karşımızda bir bütünlük sorunu var. Yani nasların bütüncül incelenmesi. İslam hukukunun doğru yorumu için en önemli hususlardan birisi budur arkadaşlar. 23 yıllık bir vahiy süreci var değil mi Hazreti Peygamber'in hayatı? Yani Kur'an-ı Kerim o dönemde indi. Yaşanan hadiseler, bize kaynaklık eden hadiseler o dönemde yaşandı. Hadisler o dönemde ortaya çıktı. Dolayısıyla hukuka atıf kaynağı olan şeyler bu dönemde ortaya çıktı. O zaman ne oluyor? Ya benim bu dönemin tamamını dikkate almadan o zaman şöyle bir durum ortaya çıkar. Mesela Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin ilk döneminde olan bir insan son döneminde, son yılında vefatından az önce ortaya çıkan bir meseleyle, yani ikisini birleştirmeden yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Dün bir kural vardı, bugün kaldırdık o kuralı. Mesela bir sürü mesele oluyor değil mi? Muaddel kanunlar var, tadiller var. Yani hukukçu arkadaşlarımız daha çok karşılaşıyorlar. Yani 80 yılında çıkmış bir kanun, 1925'te çıkmış bir kanun, 1980'de tadil edilmiş, bir kısmı değiştirilmiş mesela. Üniversiteyle ilgili bir sürü kural var, gidiyorsunuz, her sene değişmiş. Not sisteminde, devam sisteminde, disiplin yönetmeliğinde. Şimdi siz bir hukuk öğrencisi olarak mezun oldunuz, avukatlık yapacaksınız. Kanun mu kanun, yönetmelik mi yönetmelik, gittiniz, önceki yönetmeliği aldınız, oradan hüküm çıkarmaya çalışıyorsunuz, olur mu? Olmaz, bitti o bir şey, o üzerinden geçti. Yeni hüküm var,
Değişiklik var. Kural değişti. Mesela pandemi döneminde bunu yaşadık değil mi? İşte diyelim sağlık raporları 2 yıllıktı. 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyordu. Ne yaptık? Dedik ki bunları biz 6 ay daha uzattık. 3 ay daha uzattık. Reçete yazmayla ilgili bir sürü esneklik getirildi. Eskiden hiç olmayacak şeyler oldu. Uzaktan reçete yazıldı. Hatta uzaktan aile hekimiyle görüşüyorsunuz filan yani. Şimdi nasıl oldu bunlar? Bunlar olduktan sonra geriye dönüp, yok kardeşim eczaneye gitseniz, hayır senin rapor süren dolmuş. Alamazsın. Ya bak yeni hüküm var. Yeni yönetmelik çıktı. Yeni bilmem neyse onu düzenleyen bir düzenleme çıktı. Yok dese ne olur? Aslında hukuku bilmiyor duruma düşer. Yani güncelleyememiş duruma düşer. İşte o yüzden yani bizim İslam hukukuyla ilgili yorumlarımızda temel şeylerden birisi şu. Bütüncül yaklaşım sahibi olmak. Neye? Naslara. O zaman elinizde bir büyük metin birikimi varsa bunu anlamak için, bunu yorumlamak için özel bir donanıma, özel bir metodolojiye ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani nasları anlayacaksınız. Demek ki Kur'an-ı Kerim, hadisler bizim için aslında doğrudan hukuku bulduğumuz, aldığımız kaynaklar değil. Referans kaynaklar. Oradan çıkarıyoruz. Burada bu çıkarma lafına özel bir önem veriyoruz. Çıkarma. Bunun daha bildiğimiz yaygın adı nedir? İçtihat. İslam hukuku bir içtihat hukukudur. Dediğimizde anladığımız şey aslında bu arkadaşlar. Yani İslam hukuku son ürünler olan kanunlar şeklinde indirilmiş bir hukuk sistemi değil. Kur'an ve hadis naslarının yorumlanmasıyla oradan elde edilerek, içtihat edilerek, oradan çıkarılarak bunun daha teknik adı istinbat. Fıkıhçıların kullandığı şey. Yani bir şeyi böyle hazır bulup almıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Onu adeta madeni, hani maden örneği bunun için şey olabilir değil mi? Tabiatta pek çok maden hazır değil. Gidiyorsunuz, kazıyorsunuz, altın madeni, altın bulduk diyorlar. Gidiyorsunuz, taş toprak, biz altın falan görmüyoruz. Demir bulduk diyorlar. Tonlarca toprağı eliyorsun, eritiyorsun, ısıtıyorsun, işlemden geçiriyorsun. 3 gram altın çıkıyor. Ne bileyim 100 gram demir çıkıyor. Bir işlem var orada. Yani eğer bir analoji yapmak istersek İslam hukukunu kaynaklarıyla ilişkisi bakımından böyle mukayese edebiliriz. İslam hukuku demek ki hazır bir hukuk mevzuatı değil arkadaşlar. Çıkarılan, elde edilen, içtihatla, güçlükle, bütünsellikle ortaya çıkarılabilen bir şey. O zaman herkesin yapabildiği bir iş değil bu. Bunu yapabilenlere biz müçtehit diyoruz. Belli vasıflara, belli bilgi donanımlarına, kabiliyetlerine sahip olması gerekiyor. Bunların başında da dil bilgisi geliyor. Yani Arapça bilgisi. Çünkü vahyin dili Arapça. Kaynak dili Arapça. O zaman ifade biçimlerini bize aktarılmak istenen mesajı doğru anlamak için ilk önce dili, dilin anlatım özelliklerini, gramer inceliklerini bilmeniz gerekiyor. İyi bir Arapça bilgisi gerekiyor. Tabii bunun ötesinde doğru düşünme teknikleri, bağlam bilgisi, tarihsel arka plan bilgileri gibi yardımcı unsurlar da bizim bu büyük birikimi yorumlamamızı mümkün kılan şeyler. Bu yorumun sonunda ne çıkıyor ortaya? Yorumun sonunda bir sonuca varıyor müştehit. Yani bir hükme varıyor. Biz buna yani hüküm diyoruz. Müştehidin naslardan çıkardığı sonuç. Nedir? Mesela işte helal olmayan bir ürünün alım satımı yasaktır. Böyle bir akit geçersizdir. Demek ki siz domuz etini bir akde, alım satım akdine konu yaparsanız bu akit İslam hukuku nazarında yok gibidir. Tanımaz bunu yani. Kenlem yekün. Böyle bir müeyyidesi vardır.
Medeni müeyyide diyoruz buna. Yoktur. Böyle bir akit geçersizse. Yani. Şimdi siz hukukun geçerli saymadığı bir akit yapsanız mesela bugün kafanıza göre mesela yani evlenmesi yasak olan iki kişi evlense hukuk bunu evlilik kabul eder mi? Bu şeyi kabul etmez. Yapmaz zaten, onaylamaz yani. Siz nikah dairesine gittiğiniz zaman ne yapıyor? Dur bakalım, sizin evlenmeye bir engeliniz var mı yok mu bakalım diyor. Nikah memuru da diyor ki işte başvurdunuz bize, evlenmeye engel bir durumunuzun olmadığı anlaşılmıştır. Olsaydı hukuk bunu geçerli saymıyor, olmayacaktı işte. Hukuk bunu kabul etmiyor. O zaman müçtehidin çıkardığı sonuç hukukun o ana kaynaklarından, hukuka kaynaklık teşkil eden bilgilerden elde edilmiş tutarlı bir sonuç. Biz ona hüküm diyoruz. Bu hükümler kim çıkarıyor? Müçtehitler çıkarıyor. Müçtehitler resmi devlet görevlisi mi? Herhangi bir resmi vasfı var mı? Tayin edilir mi? Resmi müçtehit olur mu? Hayır. Tamamen sivil. Modern tabirle. O yüzden müçtehitlik bir pozisyon değildir. Bir makam değildir. Dağıtılan bir şey değildir. Müçtehitliğin diploması yoktur. Müçtehitliğin sertifikası yoktur. Müçtehitliğin sertifikası Müslüman toplumun o kişiyi müçtehit olarak kabul edip etmemesidir. Toplumsal kabuldür. Çünkü insanlar takip edecekleri kişiyi seçerler. Yani yaşantısına bakarlar, bilgisine bakarlar, tutarlılığına bakarlar, sınarlar, doğru söyleyip söylemediğine bakarlar ve sonuçta bir karar verirler. Bugün de bakın insanlar fetva soruyor değil mi müftülere? Kime soruyor? Güvendiği birisine soruyor. Güvenmezse bir başkasına daha gidiyor. Medyada bir soru soruyor ya da medyada bir şey duyuyor ama gönlüne yatmıyor. Ya bu adam diyor işte mesela işte dediğiyle yaptığı bunu tutmuyor birbirine diyor. Sonra geliyor bir başkası. Yani diyelim televizyonda dinlediği bir profesörün verdiği fetvayı geliyor mahallesindeki caminin imamına teyit ettiriyor. Niye? Çünkü şurası onu kabul etmiyor. Aslında biliyor ki o adam daha eğitimli. Okulunda okumuş. Ünvan almış. Ama onun söylediğiyle amel etmek için bir şeye daha ihtiyacı var kişinin. İkna olmaya. Onu kabul etmeye. Onu imamda buluyor. O samimiyeti orada buluyor. Kendince. Veya bir başkası bu. Yani illa imam dediğim örnek en kolay erişilebilir birim olduğu için. Bu çok yaşadığımız bir şeydir. Benim arkadaşlarım işte bana geliyor. Yani ticaretle uğraşıyor falan. Soru soruyor. Cevabını biliyor. Ben ona diyorum ki sen mesela bu sorduğun şeye sen razı mısın diyorum. Hayır razı değil. Bana niye soruyorsun o zaman diyorum. Sen razı değilsin, bana niye soruyorsun? Ya işte ben de diyor kafama yatmadı ama hani sana da bir sorayım. İçtihat için böyle bir süreç var arkadaşlar. Size çok şey gelebilir bu. Keyfi gibi görünebilir ama tarih bunu doğrulamıştır. Tarih boyunca müçtehidi toplum seçer. Kimin müçtehit olduğuna, kimin makbul alim olduğuna toplum karar verir. Ve yanılmaz. Çünkü toplumun genel olarak benimsemediği, aykırı bulduğu, uç bulduğu isimler bir süre sonra sahneden çekilir. Aynı kalp para gibi, bozuk para şeyler, ayarı bozuk para gibi. Ayarı bozuk ürün piyasada da tutunamaz. O kenara çekilir, hakikisi onun yerini tutar. Ama uzun vadede, yakın vadede tabii biz tersini tecrübe ediyoruz bunun. Günlük hayattaki tecrübelerimiz kötülerin daha şey olduğu olabilir. Onlar istisnadır. Ama uzun vadede doğru olan, iyi olan öne çıkar arkadaşlar. İşte içtihat da böyle bir süreçtir. Ve İslam toplumunda demek ki İslam'ın kaynakları dediğimiz kaynaklar yorumlanmadan kullanılabilecek kaynaklar değildir. O yüzden biz efendim ben bir hadis-i şerif okudum bugün hemen onunla amel edeceğim. Hayır. Amel edemezsin onunla. Bu şey bir tavırdır. Yani özellikle modern dönemde son 200 yıldır karşımıza çıkan bir tavırdır. Fukahanın, fıkıh kitaplarının söylemlerini bir kenara bırakalım. Onlar şöyle böyle. Ben açıyorum arkadaş. Hadi bakalım gelin.
Kur'an-ı Kerim'i alacağız önümüze, okuyacağız. Kur'an bize inmedi mi? Bize indi. Hadisler bize geldi. Bizim ne aracıya ihtiyacımız var? Buyurun okuyalım. Hadi okuyalım buyurun. Okuduğunuz ilk ayette, ilk hadiste saçmalayacaksınız. Çünkü hukukun en temel kuralı nedir? Hukuk bütünlüğü gözetir. Hukukta her kural aksine bir delil yoksa şeyini varsayarak işler. Aksine bir durum yoksa varsayımıyla işler. Ya varsa aksine bir durum? Hakim önüne gelen ilk delille hüküm verir mi? Hayır. Şahit dinler, yazılı delillere bakar, olmadı yorum yapar, erteler, tekrar bakar. Niye? Aksine bir şey var mı yok mu diye. İşte bizim müştehidin bütün arayışı aslında budur. Bütünlük arayıştır. Bütüncül bir anlam çıkarma arayıştır. Nasları ben nasıl anlayabilirim? Bir türlü anladığımda acaba ona aykırı başka türlü bir anlayış mümkün olabilir mi? Bunu elemeye çalışır. Elediği ölçüde de aynı şeye benzer bu. Deney, yani bilimsel dediğimiz deney nasıl yapılıyor? Yani bilimsel deneylerin hiçbirisinin %100 kesinliği yok değil mi? Hepsi %99.9999 gider. %100 diye bir şey yok. Çünkü bilemeyiz. Yani 100 bininci deneyin 100 bin birinci de farklılaşmayacağının garantisi yok. Biz yönetmiyoruz tabiatı çünkü. Ama biz ne yapıyoruz? Çoğunluğa bakıyoruz. Elemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar bunun aksine bir şeyin olmadığına. Dikkat edin. Pandemi döneminde ihtiyatlı konuşma şeyimiz arttı. Çıkan doktorlar ne diyorlar uzmanlar? Şöyle olduğu gösterildi. Veya daha tedbirli olarak bu aşıların şunlarda etkili olduğu henüz gösterilmedi. Veya işte şöyle olduğu henüz tam olarak ispat edilmedi. İhtiyat. Hukuk da böyle bir şey. Yani tıptan farkı yok zaten. Ben hep ikisini birlikte çok arasında analoji yaparak anlatmayı severim. Tıpla hukuk arasında. Sonuçlara bakımından da öyledir. Tabiple avukat, hakim, müftü, kadı benzer işler yaparlar. Bir hukuk temel atıf literatürü vardır, atıf bilgileri vardır. Bir de somut hasta uygulamaları, hastalık sonuçları, günlük tedavi vesaire tecrübeye dayanan sonuçları vardır. Hep bunların arasında bir bağlantı kurmaya çalışırsınız. Hiçbir ilaç herkes için geçerli değildir. Hiçbir fetva da herkes için geçerli değildir. O yüzden fetva dediğimiz şey büyük ölçüde genel kuralın, genel bağlayıcı düzenlemenin kişiye has kılınması arayışıdır. Kişiye özelleştirilmesi arayıştır. Evet, biraz herhalde vaktimiz şey oldu. İsterseniz yani buradan devam ederiz haftaya. Buradan biraz işte şeye geleceğiz. Yani o zaman biz bu fıkıh, bu düşünce biçimiyle oluşan fıkıh nasıl tezahür etti? Seminerimizin başlığı fıkıh kitabından kanuna diyoruz ya. Şimdi fıkıh kitabının nasıl oluştuğunu konuşuyoruz. Biraz fıkıh kitabına arka plan teşkil eden kaynakları konuşmuş olduk. Yani ana çerçeveyi konuşmuş olduk. Nasları, nasların tabiatını konuşmuş olduk. Buradan özetleyeceğimiz şey şudur. Naslar bizatihi bize somut, sonuca dönük kanuni hükümler vermek zorunda değildir. Bazıları verebilir. Ama çoğunlukla vermezler. Ben en kolay örneği veririm her zaman derslerimde. Yani sadece Kur'an'dan hareketle biz namaz kılamayız. Hadi bakalım namaz farz. Var mı ihtilaf eden? İcma da var. En güçlü şeylerden birisi. Kur'an-ı Kerim'e dayanarak namaz kılabilir misiniz? Kılamazsınız. Kur'an'ın bütününü dikkate alarak namazın, beş vakit namazın farziyetini konuşursunuz. Hadisler olmadan, Hazreti Peygamber'in uygulaması olmadan Allahu Ekber deyip namaz kılamazsınız. Yok. Nasıl namaz kılacağınızı bilemezsiniz. Hani en güçlü farzımız, en güçlü dayanaklar olan, bunun bile bir bütüncül inşaya ihtiyacı var. Yani biz aslında namazı ne yapıyoruz? Farklı ayetlerden, hadislerden, uygulamalardan toplayarak bak namaz budur diyoruz. Bunu bize yapan kim? Müştehit. İlmihal'de beş vakit namaz farzdır diye yazıyorsa bu bilgi Kur'an-ı Kerim'de yok. Bu bilgi hadislerde yok arkadaşlar. Bu bilgi işte fıkıhtır.
Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden derlenen, oradan çıkarsanan, bir nizama kavuşturulan, aksine bir şey var mı yok mu diye yoklaması yapılan, emin olunan ve sonuçta varılan hüküm, buna ister fıkhi hüküm deyin, ister fetva deyin, ister içtihat deyin, aynı şeydir. Ve bizim esas aldığımız, uygulamaya esas aldığımız şeydir. Ve tabiatı itibariyle de farklılığa açıktır. Yani farklı görüşler olabilir. Ama hani namaz konusunda farklı görüşler, namazın farziyeti konusunda yok. Niye? Çünkü bütün görüşler bu konuda birleştiği için, demin arkadaşımızın işaret ettiği üzere, burada çok sağlam bir anlayış birliği vardır. Buna icma diyoruz. Ama her konu icma konusu değil ki. Şimdi alım satımla ilgili en basit bir meseleyi ortaya koyun. 100 tane mübalağasız farklı görüş çıkar. Hepsi de fıkıhtır. Hepsi de Kur'an'a dayanır. Hepsi de hadise dayanır. Bunların yorumuna dayanır. Ve hepsi de geçerlidir. Daha doğrusu hiçbirisini geçersiz sayamayız, öyle söyleyelim. Geçersiz saymak için yapacağımız tek şey tutarlılık sorgulamasıdır. Diyebiliriz ki, aa sen bunu bak yanlış bir metodoloji uyguluyorsun. Bu kelimeyi yanlış anlamışsın. Bununla bunun bağlantısını yanlış kurmuşsun. Bu benzetme mantıken tutarsızdır. Tarihen tutarsızdır. Ya da kullandığın hadis zayıftır. Metodolojik olarak itiraz edebiliriz. O zaman ne oluyor? Demek ki metodolojik olarak savunulabildiği ölçüde her fıkhi görüş kendi geçerliliğini içinde taşır. Siz bunu ister kabul edersiniz, ister kabul etmezsiniz. Gördüğümüz gibi çok böyle biraz esnek, biraz geniş, biraz muğlak bir çerçeve gibi görünüyor. Ama bunun böyle olmadığını, fıkıh kitabı dediğimiz şey nedir? Haftaya onu inşallah konuşarak biraz daha somutlaştırmaya çalışalım. Yani meseleye biraz daha böyle ilgili, ya ben bir şeyler de okusam falan diyen arkadaşlar için belki yani fıkıh maddesini, Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin fıkıh maddesini okumalarını önerebilirim veya usulü fıkıh maddesini veya içtihat maddesini. Bakın bunlar herhangi birisini okuduğunuz zaman zihninizde mutlaka bu anlattıklarıma dair bir ileri şey oluşacaktır. Belki sorular oluşacaktır. Haftaya onları da konuşma imkanımız olabilir. İçtihat maddesi veya usulü fıkıh maddesi veya fıkıh maddesi. İnternetten ulaşabiliyorsunuz. Online erişime açık. Veya onun bir yeni versiyonu TIA, T ile daha hafif, biraz daha lightlaştırılmış, daha özetlenmiş bir versiyonu var. Yine ondan fıkıhla ilgili maddelere bakabilirsiniz.